Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Aysel hocamı getirmişsiniz bugün. Çok değer verdiğim ve yaptığı işlere hayran olduğum Aysel Hanım'ı nihayet bugün çekime getirdik. Teşekkür ederim. Benim için onurdur. Ben sizin zaten yıllar önce aynı yolun yolcusu olduğumuzu hissettiğim için davetinize koşa koşa geldim. Sevgili hocam, ben sizi takip ediyorum. Aynı yolun yolcusu değil, ben sizin gittiğiniz yolun yolcusuyum. Esas meşale sizin elinizde. Evet. Ya bu arada siz çok değerli işler yapıyorsunuz son zamanlarda. Alzheimer Derneği Başkanısınız, Alzheimer'larla uğraşıyorsunuz, çabalar sarf ediyorsunuz. Bize biraz kendinizden ve bu olaylardan bahseder misiniz? Nazilli Devlet Hastanesi'nden 97'de emekli olduktan sonra İzmir'e çocukların eğitimi için tekrar döndüm. Çalıştığım tıp merkezi emekli sandığıyla anlaşmalı bir tıp merkeziydi ve çok sayı bütün hastalar emekli ve yaşlı hastalardı. Alzheimer ve demans olgusunu sık gördüm. Ben de kongreleri ve çalışmaları yakından takip ettim. Ama gördüm ki hastaların tanı ve tedavisini koyduktan sonra elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Çünkü ilaçlar çok az etki yapıyor. Peki bir evde bir Alzheimer hasta olduğu zaman diyorlar ki bütün ev Alzheimer'lı oluyor. Aynen. İşte çünkü o süreç 2 yılda 20 yıl sürüyor. Hem aile içi ilişkiler alt üst oluyor, ebeveyn ilişkileri alt üst oluyor. Dolayısıyla o psikolojik bozukluk, sosyal ekonomik tahribat evde ikinci, üçüncü hastaları hazırlıyor. Diyelim ki benim annem Alzheimer'lı, babam Alzheimer'lı ya da bir yakınım var, önemli değil kim oldu. Ne yapmam lazım? Şimdi gelişmiş ülkelerde tanı aldıktan sonra gidilecek merkezler var. İzmir'de ne yapalım? İşte bunu soruyorlar. Şimdi ne yapacağız? Ben gelişmiş ülkeye gönderemiyorum annemi. İmkanları kısıtlı. Evet. İzmir'de ne yapmalıyım? Şimdi, bunu en iyi siz biliyorsunuz ki. Ben soracağım. İzmir'de ne yapmalıyım? Evet. Ama işte ben bu boşlukta bunun sorulacağı yerlerin yokluğunu görerek öncelikle 2006 yılında Alzheimer Derneği Başkanı oldum. Şimdi ne yapayım sorusunu soracak yerler oluşturmak için işte ben Alzheimer Derneği Başkanı oldum. Hem yaptığımız seminerlerde, farkındalık seminerlerinde biz yaşamı ve bakımı planlamakla ilgili de artık bölümler açıyoruz konuşmada. Gideceğiniz bir yer yok. Bu anlamda gönüllü çalışma yapan bir kuruluş yoksa, bir kişi yoksa, şu anda Alzheimer hastanız oldu, gidip de ben şimdi bu sene ne yapacağım, bu ay ne yapacağım, seneye ne yapacağım diye size yaşamı ve bakımı planlayacak bir merkezimiz yok. Olmadığına göre iyi bir böyle bir merkez ne yapacak? Sırf Alzheimer hastalarının bakıldığı yer var mı? Yok. Güzel. Bu konuda çalışmalarımla bana inanmış 25-30 arkadaşımız bir araya geldik. Ben de size inanıyorum, annemi size göndereceğim. Alzheimer olsak bile ileri bakım, ileri sağlık sorunlarına kadar yaşayabileceğimiz bir yaşam evleri oluşturmak üzere bir kooperatif kurduk. Ha. Lütfen baklayı ağzınızdan çıkartın. Evet. Şu yaşam evleri diye kurmakta öncülük yaptığınız şeyi biraz anlatır mısınız? Çünkü evet. Çok merak ediyorum. 7 sene önce bir hekim arkadaşımla birlikte bir yaşlı bakım merkezini devraldık ve biz Alzheimer ve hastane sonrası bakım merkezi olarak burayı işletelim dedik. Bu da 7/24 bir işmiş. Hatta bu arada iki oğlan annesi olarak, iki gelin kayınvalidesi olarak yaşadıklarım toplumun çoğunun bildiği şeyler ama şimdi gelinlerimle çok barışık ve huzurlu içinde olsam da benim o dönemler... Benim tanıdığım Aysel Hoca. Hepsi de başa çıkan... Onları da hallettim. Bir takım da elbise diker, Terzi İbrahim gibi. Dünürlerle hepsi de başa çıkan oldum. Bir de elbise diker, evet. Aynen öyle. Ben 45 yıldır bu alandayım, hekim olarak veya bakım hizmeti olarak. Ama hiç benim karşıma anne veya babasıyla ilgilenmemek için bana gelen ya da getiren kimse olmadı. İnsanlar... bakmamak için değil, daha iyi bakılsın diye ailene çare, evet. Çözüm arıyor. Ve evde bakımın mümkün olmadığı bir dönem var. Evet. İşte o dönemlerde profesyonel, hastaya nasıl davranacağını bilen bir ekip gerekli. Her kişi 70 yaşından, 80 yaşından sonra Alzheimer olacak mı? Bunun oranı nedir toplumda? Artık şimdi o Alzheimer zamanlar ileri yaş hastalığı biliniyordu ya. Geçti o. Geçti. Şimdi 40'lara indi Alzheimer görülme yaşı. Sebep? Dolayısıyla zaten Alzheimer'ın neyin yaptığını bilmiyoruz ya. Bir hırsızı yakalasak
Ben biliyorum. Buyurun. Stres, ilaçlar, kimyasallar yani, tarım ilaçlara dahil olmak üzere şey bile kadındır. Olmadı. O da stres yapıyor. Şimdi karantinadasınız, ne yapacaksınız hanımlar evde? Zaten bir karikatür var. Diyor ki karantinadayım, ölüp ölmeyeceğimi bilmiyorum ama boşanacağım kesin diyor. Şimdi boşanmalar başlamış. Tabii karı koca eve tıkarsa da boşanmalar artacak tabii. Ama ben size söyleyeyim, yalnızlık Alzheimer'ı gel yapıyor. Tabii. Hani biz biliyoruz ki Alzheimer sırf unutkanlık yapıyor. Hayır. Davranış değişiklikleriyle başlayan Alzheimer ya da demans tipleri de var. Ne yapıyor bunlar? Cinsel dürtü bozukluğu yapıyor. Paranoya yapıyor, halüsinasyonlar yapıyor. Ve mesela benim 80 yaşında bir yaşlım, yine 80 yaşındaki eşi bakkala gidiyor, manava gidiyor, kapıdan giriyor, gene yattın geldin de mi diyor. Peki biz şu anki mevcut değişik düzeylerdeki Alzheimer hastalarına gelecek için bir umut verebilir miyiz? Yoksa bekleyin daha 5-10 sene daha bu işin ilacı yok, böyle bakımla mı gidecek? Yani umut verelim mi, vermeyelim mi? Verelim. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki yaşam biçimimizdeki değişiklikleri günlük yaşam haline getirebilirsek, yaşam kalitemizi yükseltebilirsek eğer Alzheimer olma olasılığımızı geciktirebiliriz. Yani 1-2 sene daha geç bakıcıya ihtiyacımız olabilir. Sosyal dayanışmayı güçlendirebilecek, sohbet edecek insan bulacak, ayağımız kaydı düştü, İşte yaşam evlerindeki gibi kapımızı açık birisi bizi kaldırabilecek ve bir sağlık kuruluşuna gönderebilecekse, o zaman Alzheimer bize 10 sene sonra gelecek. Ben Alzheimer'ı sizden daha iyi tedavi ederim. Ne yaparsınız? Yabancı dil hocası tutarım. Hepsini zorla yabancı dil öğretirim. Nerede? İster evinde, ister... Nasıl gideceksiniz evinizden? O yollar, o kaldırımlar... Sizi kurduğunuz yere yollarım. Sizin oraya bir hoca gönderirim. Hepsini alırım. Yabancı dil öğretirim. Lütfen şu yeni kuracağınız yaşam evleri konusunu bize kısa teferruatlı amaç ne? Niye böyle bir yaşam evi kuruyorsunuz? İşte hastadan çok hastanın yakınını rehabilite edeceğim diye uğraştım. Çünkü o kadar çöküyorlar ki huzur evine yakınını vermiş olmaktan. Onun gerekliliğine inanıyor. Evde gereken her şeyi yapmış, başa çıkamamış. Fakat diyor ki ben şimdi etrafıma ne diyeceğim? Düşünebiliyor musunuz? Ne büyük bir psikolojik travma. Hem yaşlı için hem aile için. İşte bütün bunları gözlemledikten sonra gerçekten ben de işte sırf bir ayağım kırıldı, sırf kolum kırık oldu, alçadayım, yemek yapamıyorum diye yalnız başıma yaşarken birdenbire hiç tanımadığım bir insanla 24 saat kalma mecburiyetim olmasın diye düşünerek. Öncelikle çocukları olmayanlar için. Sonra benim gibi iki oğlu olanlar için. İki oğlu, iki gelin. Gelinlerime yük olmak istemiyorum. Yazık. Bak, oğlanları saydınız, gelinleri sayamadınız. Çaktırmadan hafif bir kaynanalık yaptınız bunu. Galiba. O bilinçaltında işlenmiş. Şimdi biz 25-30 kişi olduk. Ama amacımız 100 kişi olmak. Ama birbirini tanıyan 100 kişi olmak. Ve mümkün olduğu kadar daha sakin, yeşil alan olan bir yerde, Yarımada gibi, Urla Seferihisar tarafı gibi. Yeri belli mi? Yok. Çalışmalar var. Birkaç arsa örneğimiz var. Orada bir arsa alıp böyle 100 kişilik kendi huzur evimizi yapmak. Şu anda üyelerimizin 1/3 50 yaş civarında emekli, yalnız yaşayan insanlar. Beni de alır mısınız buraya? Memnuniyetle. Ben valla yaşlansam da yaşlanmasam evet, da. Yalnız olsam da olmasam da sırf siz varsınız diye gelirim orada. Yaşlı için. Yeri değil, engelli yeri değil. Yalnız da kalsanız tek başına, yaşlansanız da veya bir nedenle kolunuz bacağınız bir süre size hizmet etmese de burada yaşam kalitesi yüksek, yaşayabilin diye. Hocam bu bahsettiğiniz yaşam evleri nasıl bir tesis? Yani huzur evi gibi mi yoksa ayrı bir yapısı mı olacak? Nasıl bir yer olacak? Bir kere huzur evi değil, huzur evine ihtiyacımız olmasın diye tasarlanmış bir yaşam köyü. Yaş sınırlaması yok. Her yaşta insan buradan bir ev sahibi olabilir. İsterse kendisi oturabilir, isterse burada bu amaca uygun yer kiralamak isteyen kişilere de kiralanabilir. Anladım. Hocam bana bir tane yer ayır. Ben giriyorum bu kooperatife eğer beni alırsanız.
Kayıtta mı? Tabii ki kayıtta.